Nijerya'da şimdi kahvaltı vakti. Bakalım Nijeryalılar kahvaltıda ne yiyorlar? Gördüğünüz gibi kızartma yiyorlar. Otomobil jantının üzerine mangal yakmışlar. Mangal kömürünün üzerinde bir şeyler kızartıyorlar. Görüntüsü uzaktan baktığım zaman patates mi geldi bana? Patates kızartması yiyeceğiz diye geldim ama patates kızartması yemeyeceğiz. Nijerya'da muz kızartması yiyeceğiz. Aslında bunun adı muz değil. Burada muzun çok çeşidi var. 50 çeşit, 60 çeşit muz olduğunu söyledi Pascal. Pascal'la beraber hazırlıyoruz bugünkü kahvaltımızı. Pascal'ın elinde görmüş olduğunuz muz görünümlü plantain. Bunu pişirmeniz gerekiyor. Ya haşlayacaksınız ya kızartacaksınız. Yumuşak olursa kızartmanız gerekiyor. Sert olursa haşlamanız gerekiyormuş. Şu anda Pascal'ın elindeki plantainler, bize göre muzlar, soyulmuşlar, dilimlenmişler aynı patates gibi. Burada kızartılıyorlar. Pascal'ın diğer elinde de niyam denen patates gibi bir bitki var, yerde yetişiyor. Bu niyam patatesin 10 katı büyüklüğünde. Ama patates gibi değil tadı. Daha tatmadım ama Pascal'a sordum. Biz bunu ekmek niyetine yiyoruz diyor. Ekmek gibi. Ya haşlıyorlar ya da kızartıyorlar. Şimdi biz hem haşlamasının hem de kızartması tadına bakacağız. Bu arada muzlarımız kızardı. Bakalım kızartma muz nasıl? Tadı nasıl? Çok merak ediyorum. Bir taraftan daha kızartmaya devam ediyoruz. İlk defa yiyorum. It's great, right? İlk defa yiyorum hayatımda. Muz kızartması. Çok farklı bir aroması var. Neye benziyor diyorsunuz? Türkiye'de hiçbir şeye benzemiyor. Hafiften bir kayısı aroması var. Kayısı gibi, ekşi kayısı tadı var. Wow. Çok ilginç, çok lezzetli. Çok aromatik bir tadı var. İlk defa yedim. Love hafiften it. Ekşi. You love it? Yes, I love it. Okay. Sevdin mi diyor, çok sevdim. So you can take it with fried egg, you take it with sardin sauce, corned beef sauce, whichever sauce. Sos da yersen daha da güzel oluyor. Yeah. Değişik sosları varmış. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Bizim kızarttığımız muzun haşlamasını yiyorlar. Haşlama muz. Bu da çok ilginç. Bunun adı da haşlama plantain. Bakalım haşlaması nasıl? Görüntüsü muz gibi ama tadı haşlama patates gibi. Çok ilginç. Burada da niyam. Az önce elinde görmüş olduğunuz patates gibi olan bitki. Ekmek niyetine yiyoruz demişti Pascal. Bu da haşlanmış niyam. Yam. Niyam. Yam is good for you. Niyam çok iyidir diyor. Sağlığın için. Energy. Enerji verir diyor bakın. Give you energy. Görüyorsunuz. Yeah, you can do a lot of things and those things when you want to do. Yeah, it's good for you. It enhances your capability to work. Evet. It contains what we call energy. Enerji. Tüm enerjilerini bu niyamdan alıyorlarmış. Çok enerji verir dedi. Tadına bakayım ben de. Nasıl tadı? This one is strong. It's got a protein. Evet, ben de tadına bakıyorum niyamın. Mm, like potato. Yeah. No, it's just like a potato but it's not potato. Yeah, this is yam. 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 Tadı aynı yam. Patates gibi. Haşlanmış patates gibi. Ama patates değil dedi. Çok güç, kuvvet verir dedi. Bunun adı niyam. Yam. I'm never complacent. I would work in a mansion or basement. Yeah. There's no replacement for persistence, it's a patience.